Özgür Özel de dün Alman Cumhurbaşkanı ile görüştü. Biliyorsunuz Alman Cumhurbaşkanı İmamoğlu ile birlikte bir görüntü verdi. Renkli görüntüler vardı orada. Açıklamalar sıcak ve samimiydi. Sonra Mansur Yavaş ile Ankara'da belediye başkanıyla görüştü. Orada da yine önemli açıklamalar vardı. Fakat Alman Cumhurbaşkanı asıl sürprizi CHP liderinden öğrendi. Ve gerçekten de Özgür Özel'in Almancası şaşırttı Alman Cumhurbaşkanı'nı. Özgür Özel de böyle hafif bir tebessüm etti. Dedi ki, natürlich, natürlich, tabii ki dedi. Danke sehr. Grüße. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sehr geehrter Bundespräsident. Perfect German. Nein, ich habe 7 Jahre lang Deutsch gelernt. Seit 30 Jahren. Wo? Ja, in Borno Antolinoschule, in Izmir. Ah, hier in Izmir. Aber ich habe kein Praktisch seit 30 Jahren. Aber ist cool, ne? Er hört sogar Reden auf Deutsch. Er ist delivering his speeches. Bütün bu siyasi gelişmeleri izlerken Canip Karakuş mesaj atmış bana. Yeni anayasa diyorlar, karnımız aç, piyasalarda yaprak kıpırdamıyor diyor. Mesela tekstil sektöründen başlayarak örnekler veriyor Canip Karakuş. Yeni anayasa derken önce karnımızı doyuralım, ekonomiyi rayına oturtalım diye mesajlar göndermiş bana. Bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına ve piyasalara da geçim derdi yaşayan vatandaşımıza da bakacağız. Bunların dışında spor dünyası ile ilgili haberlerim var, konuklarım var, özel hazırlıklarım var ve dosyalarım var. Bunun dışında dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Biraz sohbet ettik. Sizlere, siz kıymetli izleyenlerime de bolca selamları var İstanbul Belediye Başkanı. Sonra bana bu kitabı armağan etti. Orada neler gördüm, kimlerle karşılaştım? Saraçhane'deydik. Saraçhane'de ziyaret ettim kendisini. Seçimden sonraki ilk görüşmemiz oldu. Ve kendisine bir takım hani sohbet ettik. Dedi ki, İsmail Bey dedi, yapılacak çok iş var, çok. Mesela kentsel dönüşüm, hızla gidiyoruz dedi. Kiptaş'ın buradaki çalışmalarından biraz sonra bahsedeceğim. Bunun dışında bakın mesela mübarek günlerden geçtik. Camilerimizle ilgili belediyenin yaptığı çalışmalar vesaire. Bütün bu gelişmeleri de aktaracağım. İmamoğlu'nun söylediklerini, havasını, orada Saraçhane'de gördüklerimi. Sonra ne oldu beğenirsiniz? Çıktım ben İmamoğlu'yla, hoşça kalın Sayın Başkan. Çıkıyorum, arabanın camı tık 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 tık. Allah Allah. Kim dersiniz? Hadi bilin bakalım. İsmail Bey dedi, sizi dedi gökte ararken yerde buldum. Hayırdır dedim. Tanıdık bir isim. Biraz sonra anlatacağım. Hazır mıyız arkadaşlar? Sitem ediyorsam sebebi kim acaba?